Merhaba arkadaşlar. Dün bahsettiğim bayilerden birisi olan Renault'da stoklarda mevcut olan 3 araç modeli var. Pandemi ve çip krizi nedeniyle stok sıkıntısının yaşandığı bu günlerde bayilerde araç bulmak gerçekten çok zor. Değişik bayilerde bulduğumuz birçok otomobil de ÖTV muafiyetine girmediği için bizim ilgi alanımızda değiller. Bu sebeplerden dolayı sadece bu araçlar mı var diye düşünmeyin. Araçları incelemek isteyenler de bayiye gidip inceleyebilirler. Deneme sürüşüne çıkabilirler. Fiyatlar da bizzat bayi tarafından verilen fiyatlardır. Yani bizim yaptığımız hesaplarla birebir aynı olan ÖTV muafiyetli fiyatlar. Devletin yaptığı resmi indirimi fiyatlarına birebir yansıtan, ekstra ücret istemeyen engelli dostu markaları destekliyorum. Ve bu kanalda hepsine yer vereceğim. Şimdi Renault'da an itibariyle stokta olan ve ÖTV muafiyetli bir şekilde alabileceğiniz modelleri inceleyeceğim. Öncelikle fırsat aracı olarak gördüğüm Dacia Duster ile başlamak istiyorum. Dacia Duster Comfort 1.3 150 beygir 4x2. Dacia Duster'ın tasarımında oldukça küçük dokunuşlar mevcut. Ön ve arka farlardaki Y şekilli ışık imzası, ön panjurdaki 3 boyutlu kabartmalar, LED teknolojisine sahip sinyal lambaları ve kısa farlar yenilenen Duster'da dikkat çekiyor. Yeni Duster'ın iç mekanında ise yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamanın yanı sıra yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi eğlence sistemi mevcut arkadaşlar. Söz konusu sistemde USB ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto desteği de bulunuyor. Gövde tipi SUV olan araç C segmentinde ÖTV muafiyetli olarak alınabilen birkaç araçtan biri. 150 beygir gibi devasa bir motora sahip olan araç, sıfırdan 100'e hızlanmasını sadece 9,7 saniyede gerçekleştiriyor. 4x2 önden çekişli araç, fabrika verilerine göre ortalama 6, son kullanıcılarına göre ortalama 7 litre yakıt tüketiyor. Duster'ın 478 litre bagajı var. Bayi normal liste satış fiyatı 411.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 228.655 TL. Yeni Clio Touch 1.0 Xtronic 90 beygir. 2021 yılının ilk 6 aylık rakamlarına göre B hatchback segmentinde açık ara farkla en çok satan otomobil olan Clio'nun deneme sürüşüne gitmiştim. Türk halkı bu modeli çok sevmiş durumda. Kafanızı trafikte kaldırıp baktığınızda her yerde görebileceğiniz bir model bu. Tutulmasının nedenleri arasında Renault kalitesi, geniş servis ağı, her yerde bulunabilir yedek parça ve rakiplerine göre nispeten daha iyi olan fiyat politikası geliyor. Yeni Clio'nun tasarımına baktığımızda C formlu gündüz farları, yandan kıvrımlı hatlar, gizli arka kapı kolları ve geriye doğru yükselen omuz çizgisi, arkadaysa yeni C formlu stoplar dikkat çekiyor. LED farlar şık görünmelerinin yanı sıra daha iyi aydınlatma kapasitesine sahip. İç mekan ölçüleri eskisiyle neredeyse aynı diyebileceğimiz yeni Clio'nun ön konsolunda kalite hissi artırılmış ve konsol daha teknolojik hale getirilmiş. Sürücüye dönük 9,3 inçlik tablet formlu multimedya ekranı üzerinden EasyLink bağlantısı ve MultiSense sürüş modu ayarları yapılabiliyor. Gösterge tablosu dijital. Vites kolunun önünde kullanışlı bir eşya alanı var. Vites konsolu biraz yüksek tasarlanmış ve vites tam elinizin altında. Gövde tipi hatchback olan B segmenti araç 90 beygir gücünde. Otomatik vitesli araç ortalama 5,2 litre yakıt tüketiyor. Bu da muadilleri arasında en iyi yakıt verimliliğine sahip araç demek oluyor. Aracın 391 litre bagaj hacmi mevcut. Bayi normal liste satış fiyatı 354.500 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 208.500 TL. Renault Taliant Joy 1.0 Turbo Xtronic 90 beygir. Taliant deneme sürüşüne gittiğim modellerden. 12 saat boyunca kullandığım ve test ettiğim bir model Taliant. Alıcı gözle ilk baktığınızda aklınıza
Renault yeni bir şirket aracı yapmış fikri geliyor. Dalyant'a dışarıdan bakan hemen hemen herkes otomobilin yerini aldığı sembole göre sınıfının üzerinde seyreden bir karaktere sahip olduğunu düşünüyor. Otomobile her açıdan baktığımız zaman Renault'un bu estetik operasyon sonrasında yeni nesil yüzünü otomobile başarılı bir şekilde naklettiğini görüyoruz. LED gündüz farlarının tamamlayıcısı olan ızgaradaki krom detaylarla birlikte güzel bir hava yaratılmış durumda. Taliant'ın arka tarafı ise öne göre daha standart parçalar üzerine kurulu. İnce formda tasarlanan LED arka stop tasarımının sembolde konumlandırılan tasarıma göre çok daha modern göründüğü aşikar. Arka tarafta hissedilen bir diğer nokta da hacimsel anlamda. Bagajın da etkisiyle ön bölüme göre daha geniş konumlandırılan bu bölüm, genel görünüşe bakıldığında da ayrılan gövde çizgileriyle bariz olarak farklı hissettiriyor. Gövde tipi sedan olan B segmenti benzinli araç otomatik vitese sahip. Araç ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Taliant'ta 628 litre gibi devasa bir bagaj var. Bu alanda segment lideri olan otomobilin çoğu C sedan modelinden daha fazla bagaj hacmi sunması da altı çizilmesi gerekenler arasında bence. Katlanıldığı zaman çok rahat iki tekerlekli sandalye alacak kapasiteye sahip. Genel olarak artı ve eksilerine bakmak gerekirse artı yanlarını ekonomik ve güçlü motor, uygun fiyat, iç tasarım, bagaj hacmi şeklinde sıralayabiliriz. Eksi yanları ise bence geri görüş kamerasının çözünürlüğü, otomobil izolasyon konusunda hala biraz daha yukarı taşınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle soğuk asfalt yollarda kabin içerisine gelen lastik sesi bir tık fazla. Bayi normal liste satış fiyatı 369.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 217.000 TL.